Hoş geldiniz. Nasılsın? İyi abla, sen nasılsın? İyiyim. Saçların çok güzel. Bu yeni tarz mı? Evet. Benim oğlum da yapıyor, buralara bir şeyler yapıyor. Gençlerin bayılıyorum bu saatlerce aynanın karşısına o hayal ettikleri tarzı oturtana kadar. Evet. Kaç yaşında Mertcan? 18. 18 yaşında, yeni mi girdin? Hı hı. Doğum günü de kutlu olsun. Teşekkür ederim. Benim doğum günüm hiç kimse kutlamamıştı, biliyor musunuz? İlk defa siz söylüyorsunuz ağzınızda. Ne diyeceğim bilemedim. Ya da 18 yıl boyunca doğum gününün olduğunu farkında mıydın? O gün senin için önemliydi de önemsiz hale mi getiriyordun? Kutlayacak kimsem yoktu abla. Yani... Arkadaşların peki? Fazla benim arkadaşım yok ki. Sen kapalık mı yaşıyorsun sen? Yok. Bazen okula gidiyorum işte. Ailetlerinde hafta sonları çalışıyorum. Yani fazla sosyalleşemiyorum yani. Sosyal. Nerede yaşıyorsun? Ankara'da yaşıyorsun. Ankara'da. Neresinde Ankara'nın? Yeni Mahalle'de. Yeni Mahalle'de. Baban İlker Hazar. Evet. Annen Ayten Akın. Evet. Aslında 13 yıldır, hatta 15 yıldır görmediği anneciğini arıyor. Mertcan Hazar. Annenin fotoğrafı da ekranda sevgili seyirciler. Annen ve baban sen 2,5 yaşındayken 2008 yılında boşanıyorlar. Evet. Ve velayetin babaya veriliyor. Evet. Ve annen, pardon baban, sen 8 yaşındayken Perihan isimli kişiyle evleniyor. Evet, ben 10 yaşındayken. Babanın yanında mı büyüdün? Ben de, işte biraz aralıklı. Ben bazen işte babamgile gidiyordum. Üvey annem beni istemiyordu. O çaresizlikle geri dedemgile gidiyordum. Yani çoğu zaman dedemle büyüdüm yani. Hayatının büyük bir bölümü deden ve babaannenle mi geçti? Evet. Hep onların yanındaydı. Ve amcam da vardı. Amcan da vardı. Onlar neredeydi? Onlar da Ankara'da. Evet. Babanla ilişkin nasıldı? Yani bir iyi oluyorduk, bir kötü oluyorduk. Yani benim yanıma fazla gelip gitmezdi. Seni hayatındaki anne olarak konumlandırdığın kişi? Nasıl yani? Bazen hani annemizin yerine koyduğumuz biri vardır hayatımızda. Var. Var. O kendisini şu an çok iyi biliyor. Şu anda beni izliyor, kız arkadaşım. Yani bu dünyada ona verdiğim değeri başka hiç kimseye veremedim yani. Dedemden bile çok sevdim onu. Ne kadardır arkadaşsınız? 3 yıl. 3 yıldır. Flört ediyorsunuz yani. Evet. Seviyorsunuz birbirinizi. Çok severim onu. Annem kadar olmasa da seviyorum. Seviyorsun. Evet. 18 yaşına geldin. Baban kendi hayatını kurmuş. Eminim annen de kendi hayatını kurmuştur. Ve sen babaannen ve dedenle büyüdün. Ve bugün bu programa gelme sebebin anneni aramak. Evet. Ya ben niye arıyorsun onu? Ya kısa bir süre sonra askere gideceğim. Askerliğim olacak. Dönmek var, dönememek var. Bir anne sevgisini yani şey yapmak istiyorum, hissetmek istiyorum yani. Nasıl diyeyim? Mesela başka bir zaman bazen bir 2-3 tane arkadaşım var mahallede. Onlarla birlikte oluyoruz. Annesi arıyor. Diyor ki oğlum aç mısın? Susuz musun diyor. Ben o anda bir boşluğa düşüyorum. Bakıyorum telefonuma, beni arayan yok, soran yok. Merak eden yok. Merak eden yok. Senin için tedirgin olan, üzülen, senin o davranışından dolayı şikayet eden yok. Geçen gün oldu herhalde söylediğimde. Of senin bıktın bu soğuklarda çıplak gezmenden de üçlü pasta olacaksın. Ne halin varsa gör diyen biri çok kıymetli. Evet. Bunun için aslında kızılmak istiyorsun. Açlığını tokluğunu biri sorgulasın ve seninle ilgilensin istiyorsun. Sizin de aynı söylediğiniz gibi ablacığım, bazı benim gibi arkadaşlarım var, annelerine çok şey yapıyorlar, çok karşılık geliyor, bazen hakaret bile ettikleri oluyor. Buradan ben onlara seslenmek istiyorum. Seslen. Yapmasınlar. Bak ben buraya çıkmışım, bak ne hallerle buradayım. Buramı tac ederim ben annemi, tac. Bulayım annemi, burada tac, buramı da gezdiririm annemi. Lütfen yapmayın. Annelerinize öyle kötü davranmayın. Benim tek isteğim yani... Benim yaşlarımda, benim gibi olanlara, annesi şu anda yanında olanlara bunu söylemek istiyorum. Senin annen olsa, anneni bulsam, onunla bir hayata başlasan ilk ne yapmak istersin? Böyle yemyeşil bir çimenli, doğa yani böyle orada fotoğraflar, yemekler, çok güzel yemekler yederim ona işte. Her şey yapmak isterim anneme. Piknik yani. Mi yaparsın? Piknik. Sadece ikiniz misiniz? Başka birini ister misin yani? İstemem.
tek o günlük istemem başka birini. O gün hiç kimse olmasın. Evet. Bir piknik yap. Yani duygumu gösteremem ona. O an bir başka biri olsa o annesizlik duygumu şey yapamam, sarılamam ona. Ne sorarsın ona? Ya ilk başta yani neden diye sorarım. Neden beni? Neden beni bıraktın? İşte hangi şartlar altındaydın? Kim istemedi beni? Sorarım yani anneme. Annenle baban boşanmış. Sen aslında normal diğer gelen konuklarım gibi terk edilmiş gibi biri değilsin. Babaannenin evi belli. Hı hı. Babanın yeri belli. Ve gelip o kapıyı çalıp bir de velayet babana verilmiş. Annenin de günleri belli. Evet. Yani diyor ki mahkeme, sen diyor Mertcan baba da kalacak, cumartesi günleri gelip göreceksin diyor. Ya da 10 günde evet, bir gelip göreceksin. Var var. 23 Nisan olsun, benim doğum günüm olsun, anne bayram olsun. Tatilleri, evet. Sömestrler. O tarihlerde anne gelip seni görmüyor. Bir ara işte ben 5-6 yaşlarındaydım. Hayal meyal annemi hatırlıyorum biraz da olsa. Hı hı. Yani birden karşıma çıktı, oğlum diye bana geldi. Ya her insan, yani her çocuk o yaşta şey yapar, yani korkar kaçar annenin elinde. Tanımıyorsun, etmiyorsun yani abla. Hı hı. Korktum ve ondan kaçmaya başladım. Kaçarken de bizim bir komşumuz beni tuttu, anneme verdi. İşte sarıldı falan, oğlum dedi, ben senin annenim falan dedi işte. Ondan sonra o sıra dedem geldi, aldı beni. Hı hı. Zarar veriyor sandı herhalde. Aldı beni, geri kalanı hatırlamıyorum. 2,5 yaşından sonra, 2,5 yıl sonra 5 yaşındayken bir kere hayal meyal. Evet. Verdiğin tepki de çok insani, çok bir çocuk, evet, tepkisi. Evet. Ama sonra bir daha hiç seni aramamış. Mesela bu senin içinde öfke oluşturabilirdi. Yok, yerin belli ya. Kardeşim, niye gelmedin? Belki şartı yok, gelinme gücü yok. Baban ve ailen nasıl anlattı anneni sana? Yani burada söylemeyecek kelimeler ablacığım. Kötü. Evet. Aslında yabancılaştırma. Evet. Söyledi, terk edilmiş bir çocuk değilsin değil. Sen ama bu ülkede sancılı geçen boşanma sürecinden sonra anne ya da babası tarafından yabancılaştırılan bir çocuksun. Aslında boşanmanın sancılı sürecinde olanın çocukları olduğunun en güzel de göstergesisin. Yani velayet ya annede ya babada, kim kaparsa velayeti diğer taraf çok kötü. Hep duyduğumuz cümle şu değil, evet, miydi? Sen bir daha o çocuğu görebilecek misin? Buyurun, sen bir daha o çocuğu görecek misin? O çocuğu gördük milyonların önünde. Telefon attığında kız arkadaşının annesi Yurdagül Hanım var. Evet. Nasıl hitap ediyorsun kendisine? Abla. Yurdagül abla diye. O zaman buyurun, alo deyin. Alo. Alo. Gül abla. Efendim canım. Çok şükür Mert, sonunda çıktın. İzliyoruz seni. Çıktım abla, çıktım. Tamam, üzülme, hiç üzülme. İnşallah anneni bulacak Esra Hanım. Tamam, hiç üzülme. Bak sen üzüldün mü, biz de üzülüyoruz. Lütfen üzülme. İnşallah anneni bulacağız. İnşallah abla. Yurdagül Hanım. Efendim Esra Hanım. Hoş geldiniz yayına. Ne kadar zamandır Mertcan'ı tanıyorsunuz? Mertcan'ı 5-6 aydan beri tanıyorum. Çok iyi bir çocuk. Hep annesizliğin özlemini gideriyordu. İşte ben de sizi önerdim. Kendi imkanlarıyla aradı, bulamadı. Hep merak ediyordu annesini. Yani öyle herkesi, annesi olanlara çok imreniyordu, özeniyordu. Ben de dedim işte böyle böyle, git Esra Hanım anneni bulur dedim. Teşekkür ediyorum. İnşallah elimizden geleni yaparız. O mutlu anı hep beraber yaşarız. İnşallah Esra Hanım, sana güvenerek gönderdik. Nasıl bir delikanlı Mertcan? Sizin kızınızla arkadaşlık yapıyormuş. Evet evet, arkadaşlık yapıyorlar. Mertcan çok efendi bir çocuk. Tanıdığımdan beri çok dürüst. Çok hüzünlü yani. Çok anne sevgisi. Sevgisiz büyüdüğü için böyle çok hüzünlü bir çocuk. Hep ben, hüzünlü. Evet, ben işte anne sevgisi veriyorum ama ben annesi kadar olamadığım için hep bir boşlukta. En çok mesela sizin bilmiyorum evinizi ziyaret etti mi ya da bir yerde gördüğünüzde sizin kızınıza olan yaklaşımınızda ya keşke benim annem olsa bana da böyle davransa dediği anlar oluyor mu? Tabii ki evet evet. Ya, çok evet, sevdim ya, abla.
evime geliyor, paylaşıyor bizimle. İşte benimle her derdini paylaşır. Ne güzel. Yani onun üzüntüsü aynı benim de üzüntüm. Çok üzülüyorum o haline. Böyle İnşallah. Sevinmek de kıymetli. Evet, onu çok sevdim ben. O benim canım, bir tanem. Teşekkür ediyorum vallahi. Sağ olun yayına bağlandığınız için. Yani bak şimdi olgunlaşmış çocuklar var ya, 3 yıldır arkadaşlık ediyorlar. Birlikte olduğu arkadaşı diyor ki git anneni bul. Evet. Ailesi diyor ki git anneni oğlum bul. Ayten Akın'ı arıyoruz. O dönemlerde Ankara'da yaşıyorlardı. Evet. Ve İlker Hazer'le bir evlilik yapıyorlar. 2008 yılında bu evlilik bitiyor. İlker Hazer'in ve anne Ayten Akın'ın da fotoğrafı ekranda. Tam 2,5 yaşındayken boşanma gerçekleşiyor. Velayet babaya veriliyor. Anne bir kez sanırım 2010 yılında geliyor, oğlunu görüyor ve sonrasında bir daha oğluyla iletişim kurmuyor. Her şeye rağmen ben annemi arıyorum diyen bir evlat var burada. Mertcan Hazer. Ayten Akın'ı tanıyan ve bilenlerin ihbarları bizim için çok önemli. Sen buradan annene nasıl bir çağrıda? Bunca yıl içinde biriktirdiğin bir özlem var. Yani ona ulaşmak için içinde biriktirdiğin bir duygu var. Sen annene ne söylemek istersin? Sanki karşındaymış gibi. Ya yani gelince derim ki neden bıraktın diye şey yaparım, yani hüzünlenirim ama sonra da kıyamam, sarılırım. İşte kokusunu çok özlerim ablam. Bir annenin kokusu, ne bileyim yani, bir derler ya abla, serçe gözyaşı da anlatılmış bir şey. Neydi o ya, unuttum. Olsun, hatırlarsın sonra, benim de aklıma gelmedi. Ona doya doya sarılmak istiyorum. Ne bileyim yani, varlığını hissetmek istiyorum. Buram çok kötü benim. 18 yıldır buram çok kötü. Boşlukta. Yatıyorum, ya yatınca direkt aklıma geliyor. Direkt hiç çıkmıyor zaten aklımdan da. O anda çok geliyor aklıma. Babaannene sorduğunda, dedene sorduğunda, ya benim annemin güzel bir tarafı yok muydu? Bana anlatın dediğinde cevap vermiyorlar mı? Diyordum işte annem nerede veya niye boşandılar diye soruyordum. İşte annen şunu yapmış, annem bunu yapmış diye. Hala mı? Ya 18 babaannem yaşamıyor yıl. Şu an. Babaannem vefat etti. Yani şimdi öfke dediğin duygu, hani toplasın 2 yıl 3 yıl. Hadi taş kalbim var olsun 5 yıl. Bir yerde durulur. Hiç o durulmadı mı? Dedem de çok korkuyordu beni. İşte annem alacak, götürecek. Geri getirmeyecek. O korkusu vardı. Dedem beni çok sever. Ben de dedemi çok severim. Bazen sevgi de zehirliyor ya sevgili seyirciler. Şimdi siz bir çocuğu annesinden ayırıyorsunuz. Kendinizce uzaklaştırdığınızı sanıyorsunuz. Hani onların da emeklerini, haklarını da yemek istemiyorum ama bir şeyi alamıyorsunuz. O içinde ve kendi dünyasında hayal ettiği o kadını, o anneyi hiçbir şekilde yok edemiyorsunuz. Sizin o bastırdığınız yerden bak yaşı gelince pırtlıyor. Diyor ki beni istemedi, beni aramadı, sizin için kötüydü ama ben yine de o kadını merak ediyorum. Evet. Boşanmada kötü eş olabilir ama kötü evet. Anne baba, ebeveyn ayrı bir taraf. Bence çok şeyde geç kalmış olabilir Ayten Hanım ama seni askere uğurlamaya gelecek diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah abla. İnşallah program vesile olur. İnşallah. Çünkü düştüğümüzde, korktuğumuzda... İşte evlilik yaptığımızda o anneyi isteriz. Askerlik de erkek ya evlatları hani, için böyle önemli bir şey. Hani abla bir çocuk düşer de anne diye bağırır ya. Ha. Ben öyle seslenmek istiyorum. Yeter ki düşeyim, sesleneyim. Ben duyacağına inanıyorum. Sen iyi bir evlat olduğunu, bak başkalarının kalbinde yer kurmuşsun. Annenin kalbinde de yer bulacaksın. Bence bir anneyle çocuğun en özel paylaşımı herhalde akşamları koyun koyuna uyuması. Bak çok basit bir şey. Yani odaya gittiğin, tabii ki büyüdükçe o mesafe artıyor ama ne bileyim üstünü örtmesi, bir kere saçını okşaması. Ya görüyor musun bak kocaman oldun artık elin bile sığmıyor deyip mıncıklaması. O çocuğun, o kadının yanında kendini küçük hissetmesi. Bana göre bu bütün hani sadece kız erkek değil, hepsini de söylüyorum. İnşallah da bulursun. İnşallah. İnşallah da yani annen senin aradığın o özlemle ve aşkla, o da sana hasret... Kalmış bir kadın olduğunu varsayarak evet. Söylüyorum. O hasretle seni kucaklar. Annene seslen. Neredeysen geldi. Anne neredeysen gel. Ben senin özlemini artık yani yapamıyorum. Sana doya doya sarılmak istiyorum. Kokunu çok özledim.
bir annesizliğinde ne olduğunu çok iyi biliyorum. Lütfen gel. Seni ben bekliyorum burada. Ayten Akın'ı arıyoruz sevgili seyirciler. 2,5 yaşında anne babanın ayrılığıyla aslında annesiz kalan, büyüten aile, dede ve baba tarafı sanırım anneyle ilgili çok da parlak şeyler söylememişler. Ama bugün annesine hasret bir çocuk var karşımızda. Eminim Ayten Akın da yıllar önce kendisinden kopartılan evladının özlemini ve hasretini çekiyordur. Belki bu buluşma ikinize de çok iyi gelecek. Dilerim siz de evladınızı kucaklarsınız. Şu anda nerede, nasıl bir hayat yaşıyorsunuz? Bir daha hiç evlenmediniz mi? Çocuklarınız oldu mu? Evlendiniz mi? Ayrıldınız mı? Bilemem. Ama ne olur gelin bir başlangıç yapın. Bu çocuğu kucaklayın. Yurda Gül Hanım da telefon attığında kız arkadaşınla da konuşmak isterim. İnşallah. Okulda mı tanıştınız? Efendim? Okulda mı tanıştınız? Yok, bir bayram günü piknikte tanıştık. Ha, senin için piknikler o yüzden önemli. Evet. Okuyor musun peki? Okuyorum, hafta sonları da çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun? İnşaat. İnşaat işinde çalışıyorsun. Kız arkadaşın okuyor mu? Hı. Şu an güzellik merkezinde çalışıyor. Güzellik merkezinde çalışıyor, peki. Sevgili seyirciler, inşallah o hayırlı ve güzel haberleri alacağız. Mertcan Hazer'i şimdilik uğurluyoruz. Gel. Sana güveniyorum ablacığım. İnşallah elimden geleni yapacağım, yüzünü güldürürüm, tamam mı? İnşallah. Gel. Ömer'le herhalde. Ömer, baba olduktan sonra... De, insanın hayata, aileye, çocuklara karşı bakış açısı değişiyor değil mi? Kaç ay oldu bebek? Düşünsene annesiz babasız yani. İmkansız değil mi? Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.